Bu seni nasıl etkiledi, nasıl hissettin, şimdi nasılsın diye hiç kimse sormadı. Henüz 30 yaşındayım ve muhtemelen bütün bunların stresinden dolayı birkaç yıldır çektiğim göğüs ağrıları nedeniyle kalp monitörü kullanıyorum. Ne zaman stresli hissetsem üzerindeki düğmeye basmam gerekiyor ve son zamanlarda çok sık basıyorum. Küçüklüğümden beri kabuslar görüyorum. Genellikle rüyalarda Scott'ın beni veya hepimizi, annemi ve iki kız kardeşimi avladığını görürüm. Sonunda da ölerek uyanırım. Ben ona Scott diyorum. Bazen yanlışlıkla babam diyorum ama onu hiçbir zaman babam gibi görmedim. O hayatımdaki en kötü şeydi. Keşke David'in gördüğü şeyleri ben görseydim. En büyük kardeş olarak onların yerine keşke bu yükü ben taşısaydım dediğim çok şey var. Sadece orada olduğunu ve bu tür bir korkuyla başa çıkması gerektiğini bilmek. Bunun nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyeceğim. Ve onun hiç aklından çıkaramadığını bilmekten nefret ediyorum. Bu yükü ondan alamayacağımı biliyorum. Ama bazen keşke en azından paylaşabilseydim diyorum. David ve Jessica babaları Scott'ın yaptıklarına tanık olmanın travmasını yaşıyor. Annem her sabah bana bir fincan kahve yapardı. Ve birlikte kanepede oturup kahvemizi içerek onun dışarıda bir işi hallederken ölmesinin hayalini kurardık. Dışarıdayken aptalca bir kaza geçirip eve bir daha keşke dönmese derdik. Ara sıra verandada oturup bir fincan kahve içerken bunu düşünürdüm. Aynı durumda olan biriyle konuşuyor olsaydım eğer onu öldür derdim. Kimse gelip size yardım etmeyecek. Ve yaşamak istiyorsanız, sevdiklerinizin yaşamasını istiyorsanız eğer tereddüt edemezsiniz. Bu Scott ve annemin düğün gecesi çekilen bir fotoğrafı. Ben doğduktan sonraki Kasım ayıydı. Annem Jessica'yı daha önce dağılan evliliğinde doğurmuştu. Bana anlatılana göre tanıştıklarında o kibar biriymiş. Çok cömert bir adammış. Kulağa eğlenceli gelen bu adamın nereye gittiğini insan merak ediyor. Annem mutlu olmalıydı. Yoksa onunla kalmaz ya da evlenmezdi. Ama onların mutlu olduğunu hayal etmek benim için gerçekten çok zor. Belki aralarında biraz nezaket olabilirdi. Ama asla şahsen göremedim. Anlatıldığı kadarıyla biliyorum. Bu Scott'la benim düğünlerinde çekilen bir fotoğrafım. Scott'ın fotoğraflarına bakmaktan nefret ediyorum. Gözlerine bakmaktan nefret ediyorum. Beni rahatsız ediyor. Bu fotoğrafta mutlu görünüyorum. Bu her şey zıvanadan çıkmadan önceydi. Olacaklar hakkında fikrim yoktu. Şimdi geçmişe baktığımda bu bir yalan. Bu bir aldatmaca. Ondan asla gerçek bir sevgi görmedim. Sanırım ben bir piyondum. Amaca giden bir araçtım. Ona bakarak diğer olasılıkları düşünmek çok garip. Her şey farklı olsaydı o zaman bu fotoğrafın bir anlamı olurdu. Scott iyi bir insan olduğuna herkesi inandırmıştı. Ancak bazı belirtiler yok değildi.
zorlayıcı tahakküm iz bırakmayan bir istismar şeklidir. Korkutma, aşağılama, soyutlama, maddi kontrol gibi yöntemleri içerir ve kişiliğinizi değiştirir. Sizi yok eder, kendinizden şüphe duymanıza neden olur. İlk taşındığımızda heyecanlanmıştım ama her şeyin bir kuralı vardı. Her şeyin. Bu rengi çok sevdim. Bana yakıştı mı bilmiyorum. Baban söyleyebilir. Hadi üstüne tut. Ne yaptığımız, ne dediğimiz, nereye gittiğimiz, kiminle konuştuğumuz. Hey! Ne yaptığını sanıyorsun? Görünüşte ayakkabılarını silme, ellerimizi yıkama şeklimiz her şey normal geliyor. Ancak tezgahı çizebileceğimiz için evde takı takılamazdı. Kot giyiyorsan yerde oturamazsın. Çünkü küçük perçinler parke zeminini çizebilirdi. Pazartesi günü koyulan kural çarşamba günü aynı kural olmayabilir. Neden kural vardı bilmiyordum. Benim erkek kardeşimin, kız kardeşimin ve annemin üzerinde mutlak bir kontrolü şunları vardı. Şunları çıkar. Eğer onun istediği gibi yapmazsan sonuçları olurdu. Scott annemin makyaj yapmasına izin vermezdi. Tırnaklarına oje sürmesini veya saçını boyamasına izin vermezdi. Ama bir gün eve geldiğimde annem sadece makyaj yapmıyor, parlak mor göz farı sürüyordu. Anne? Ne oluyor diye düşündüm. Ne oluyor? Okul nasıldı? Ne sürüyorsun? Ona neden bunu sürüyorsun diye sordum. Sürmemen gerektiğini sanıyordum. Bana gerçekten net bir cevap vermedi. Bunun için endişelenme. Sanki önemli bir şey değilmiş gibi konuyu kapatmaya çalıştı. Ben çok ısrarcı bir insanım ve ona sormaya devam ettim. Neden şimdi? Neden bu renk? Bugün özel olan ne? Daha yakından bakınca morlukları kapamak için olduğunu anladım. Bakabilir miyim? Jessica, tatlım. Annem neden makyaj yapması gerektiğini bana hiç söylemedi. Gidip elini yüzünü yıka. Ama biliyordum. Gözlerinde bir hüzün vardı. Bana söylemesi gerekmiyordu. Kesinlikle. Scott'ın nasıl olduğunu bilirsin. Sanırım olayların sadece bağırmanın ve kuralların çiğnenmesinin ötesine geçtiğini o an fark ettim. Fiziksel şiddet uyguladığını da anladım. Aile büyüdükçe Scott'ın davranışları daha da kötüleşti. Scott'ın zamanla daha çok baskı kurduğunu, daha bir dengesizleştiğini fark ettim. David'in, Emily'nin doğması ve olan biten her şey onu bir adım daha ileri itiyor. Etrafında bunlar olurken giderek daha fazla şeyi ve daha fazla insanı kontrol etme ihtiyacı hissediyor gibiydi. Hadi bir şey söyle. Kapat şunu. Kapıların daha çok çarpıldığını, daha sık bir şeyler olduğuna dair sesler işitmeye başladık. Bir keresinde oyun odasındaydık ve annem dışarıdaydı. Onun garaj kapısını çarparak anneme adını bağırdığını duyduk. Sen aptal mısın? Sana kaç kere söylemem Yapma. Gerekiyor? Sadece bağırışlar duyuyorduk. Sonra çarpma sesi duyduk. Hayır! Elbette korkuyorduk. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. İyi olmadığını biliyorduk. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk. Diğer küreyi kullan. Daha sonra annem oyun odasına geldi. Merhaba çocuklar. Ona ne olduğunu sorup durdum. Az önceki gürültü neydi? Bana cevap vermek istemedi. Kafaya takmamamı, boş vermemi söyledi. Sonunda duyduğumuz sesin onun kafasını garaj kapısına çarpma sesi olduğunu söyledi. Daha dikkatli olmalıydım. Scott'ın hangi küreğin nerede kullanıldığına dair kuralları vardı ve yanlış kürek kullanıyordu. Sonra o vurduğundan dolayı yere düştü ve yere düşüp garaj zeminini kirlettiği için onu daha çok dövdü. Fakat Scott çok iz bırakmamakta gerçekten iyiydi. Makyaj yaptığı zaman kuralın bir istisnasıydı. Diğer yaralanmalar daha çok kaburgaları yumruklamak, kaburgaları tekmelemek şeklindeydi. Genellikle iz kalmazdı. Sadece çok korktuğumu, böyle bir şeyin neden olduğunu
anlayamadığımı, onu koruyabilmeyi istediğimi hatırlıyorum. Ama yapamayacağımı biliyordum. Bunu halledeceğiz. Olanlardan sonra pek çok insan neden bize söylemedin dedi. Kimseye söyleyemeyiz diye düşünüyorduk. Çünkü söylemek daha tehlikeli olurdu. Çünkü anneme eğer onu terk etmeye çalışırsa onu bulup öldüreceğini söylemişti. Ama önce beni öldürür. Bunu yaparken de ona izlettirirdi. Genel görünüşü mağlup olmuşa benziyordu. Stresi görebiliyordunuz, kaygıyı görebiliyordunuz, korkuyu görebiliyordunuz. Hiç rahat değildi. Her zaman korkuyordu. Korku içindeydi. David büyüdükçe Scott'ın öfke patlamalarına daha sık tanık olmaya başladı. Zamanla şiddet daha da arttı. Evin içine bir kum tanesi düşse annemizi döverdi. Işık düğmesine çok kuvvetli biçimde bastığımızı düşünürse annemizi döverdi. Emily, Jessica ve ben oyun odasında saklanır, hiçbir şeyi yapamayacağımızı çok iyi bilirdik. Elimizden bir şey gelmezdi. Bir keresinde Jessica hafta sonu bir yere gitmişti. Bu yüzden oyun odasında sadece ben ve Emily vardık. Koridorda ayağını yere vurarak gelip ses çıkartırsak kafamızı beyzbol sopasıyla patlatacağını söylemişti. Bu lanet odadan hiçbir ses duymak istemiyordu. Kapıyı çarptı ve sonra annemizi dövmeye başladı. Sana daha kaç kere susmanı söylemem gerekiyor? Çığlıkları duyabiliyorduk. Vuruşları duyabiliyorduk. Darbeler evin içinde yankılanıyordu. Fakat aniden annemin bana seslendiğini duydum. David! Ve o bunu daha önce hiç yapmamıştı. O an öleceğini düşünmüş olmalı. Bana seslendiğini duyduğumda adeta içgüdüm kontrolü ele geçirmişti. Oraya gidip ona karşı gelerek onu kızdırmanın sonuçlarını düşünmemiştim. Koridordan mutfağa koştum ve köşeyi döndüğümde annem yerde Jen'in pozisyonunda duruyordu. Muhtemelen onun kaburgasına tekme atmıştı. Şöyle bir baktı ve beni gördü. Gözlerinde korkunç bir bakış vardı. O an gözlerindeki bakış olabilecek en kontrolsüz bakıştı diyebilirim. Şeytanın ruhu ele geçirmesine inanmam. Ama inansaydım işte bu derdim. Bu bakışı gördüğünde onun sadece intikam peşinde olduğunu anlayabiliyordum. Koridordan oyun odasına doğru koştum ve kapıya geldiğimde beni yakaladı. Tişörtümün yakasından tutup beni oyun odasına doğru fırlattı. Kapıyı kapattı, koridora geri döndü ve dayak durdu. Hayatımın kalanını hapiste geçireceğim anlamına gelse bile hepimizi kurtarmak için onu nasıl öldürebileceğimi düşünmeye başlamıştım. Odasına gizlice girip uyuyana kadar yatağın altına saklanmayı ve mutfak bıçağıyla onu bıçaklamayı düşündüm. O gece aynada kendime bakıp annesini koruyamayan 10 yaşındaki sıska çocuğu gördüğümü çok net hatırlayabiliyorum. Onunla dövüşmem gereken gün için hazırlanmaya başlamam gerektiğini fark ettim. Her gece yatmadan önce birkaç yüz şınav, birkaç yüz mekik çekerdim. Fakat ben son kavganın bir yumruk kavgası olmayacağını ve silah getireceğini bilmiyordum. Merhaba baba, merhaba Jess. Scott benim üvey babamdı ve bunu kendi yararına kullandığını hissediyordum. Sözünü dinlemem gerekirken babamdı. Benimle cinsel ilişkiye girmenin neden sorun olmayacağını açıklamaya çalışırkense üvey babamdı. Masum bir şekilde başladı. 18 yaşındaydım ve bir sabah Emily yatakta Scott'a sarılırken benim de
gelmemi istedi. Ama sonra tek ben olmaya ve sonra kapı kapalıyken tek ben olmaya dönüştü. Sonra benim daha az kıyafet giymemi ve onun daha az kıyafet giymesini istedi. Sonra Scott beni alması için annemi göndermeye başladı. Bunun muhtemelen yaptığı en acımasız şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Sabah beni almak için geldiğini hatırlıyorum ve babacığın sana sarılmayı istiyor demişti. Ben de ama ben oraya gitmek istemiyorum. İstemiyorum dedim. O da biliyorum dedi. Annem hüzünlüydü. Ama yine de gitmem gerekiyordu. Bu konuda anneme kızgın mıyım? Elbette. Onu suçluyor muyum? Evet. Ama onu anlıyorum. Ve çoğu insan anlamıyor. Suça ortak olduğunu, umursamadığını ve beni altın tepside sunduğunu söylüyorlar. Böyle olmadı. O zaman itaat etmek tek seçeneğimizdi. Kimse istemiyordu. Ama başka seçeneğimiz de yoktu. Hayır dersem sinirlenirdi. Ve anneme bir şey olmasını istemiyordum. Ben de evet dedim. Bu olaylar olurken üniversitede olmama, arabam olmasına ve gitme imkanım olmasına rağmen gidemedim. Annemi terk edemezdim, kardeşlerimi terk edemezdim. Bahaneler üretmeye çalışırdım. Banyoya gitmeliyim, karnım ağrıyor, açım. Sanırım David'i duyuyorum. David neler olduğunu ve oraya gitmek istemediğimi biliyordu. Jessica'nın bana Scott'ın ona ne yaptığını anlattığını hatırlamıyorum. Kapalı kapılar ardında bir şeyler olduğunu anlamıştım. Jessica'nın etrafında olursam eğer bu daha az oluyordu. Sanırım bunu anlamamdan korkuyordu. Yani eğer uyanık kalıp yatağa gitmezsem onu odasına çağırma olasılığı daha düşük oluyordu. Sadece dinlemek için bazen gece 1'e kadar uyanık kalmam gerektiğini fark ettim. Anlarsınız, bu bende hala devam eden bir alışkanlık oldu. Geceleri uykuya dalmam birkaç saatimi alıyor ve çoğu gece boyunca uyanıyorum. Zaman içerisinde David, Scott'ın öfkesinin kaynağını anlamaya başladı. Bu yakışıklı adam ve yakışıklı çocuk kim? Bana vurduğunu hatırlamıyorum. Şüphesiz onun erkek çocuğu olduğum içindi. Ona göre hala değerli değildim ama diğerlerinden daha çok ona benziyordum. Kadınların varlık nedeninin başarılı erkekleri alaşağı etmek olduğunu söylerdi. Sürekli bunu söylerdi. Scott bütün hayallerinin nasıl mahvolduğuna dair bir şeyler anlattı. Annemle tanışmadan, çocuklar doğmadan önce başarılıymış. Bunun kaba bir tabirle ne kadar salakça bir düşünce olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Midemin bulandığını hatırlıyorum. Şimdi düşünmek bile midemi bulandırıyor. Gerçekten iyi hissettirmiyor. Annem ve kız kardeşlerim için bir tehdit olduğunu çok iyi biliyordum. Scott, Jessica konuşursa kimsenin ona inanmaması için uğraşmaya başladı. Üniversitedeyken sadece hafta sonları eve gelirdim. Okula gitmek için her evden ayrılışımda ona bir not bırakmak zorundaydım. Harika bir üvey baba olduğunu, bana yaptığı her şey için ona teşekkür ettiğimi ve seni özleyeceğim, gelecek hafta sonu görüşürüz gibi şeyler yazardım. Daha fazla ne yazacağımı bulamadan mutfakta durduğumu hatırlıyorum. Başka ne yazabilirim diyordum. Ondan nefret ediyordum. Hayatlarımızı cehenneme çeviren korkunç bir insandı ve yine de ona en mutlu aileymişiz gibi mide bulandırıcı tatlı bir not yazmak zorunda kalıyordum.
Ama yaptım çünkü uyanınca orada olmazsa o günün annem için nasıl bir gün olacağını biliyordum. Yokluğumda ailemin iyi olmasını sağlamak için yapmam gerektiğini hissettiğim bir şeydi. Scott'ın onları saklayıp tarihlendirdiğini bilmiyordum. Her şey olduktan sonra Scott onları mahkemede bir taktik olarak kullandı. Bütün bunları ona yapsaydım, ona böyle davransaydım, benden bu kadar korksa neden bana bu güzel notları bıraksın dedi. Bunlar Scott'ın bana yazdırdığı notlar. Özellikle bu çok üzücü. Şöyle yazıyor: günaydın babacığım, umarım iyi uyumuşsundur. Dün gece seninle vakit geçirmek güzeldi. Umarım iyi bir hafta geçirirsin. Seni seviyorum. Cuma görüşürüz. Sevgiler bu da. Bunun nedeni kilomun farkında olmamdı. Yani bu da göbeğini bilirsiniz. Tüm bunlar ona komik geliyordu. Tek kelimesini içten yazmadım. Annem için yaptım. Bu onun mahkemede kullandığı bir şey olduğunda gerçekten utandım. Bana bu notları yazarken bunlar nasıl doğru olabilir? Kendimi aptal gibi hissettim. O kendi el yazımla yazdığım şeylere sahipken kendimi nasıl savunabilirim diye düşündüm. Bir gün Scott'ın ailesi artık yeter dedi. Annemin biz kaçınca ayakta kalabileceğini sanmıyordum ve kesinlikle Scott'ın da annemin bunu başaramayacağını düşündüğünü sanıyorum. 14 Nisan 2007 sabahı mikrodalga fırınımız bozuldu. Lanet olsun! Bu onu çok kızdırdı. Benimle dalga mı geçiyorsun? Yine! Eminim yüzümde hoşuna gitmeyen bir ifade vardı. O neydi? Sonra gelip eli açık bir şekilde yüzüme bir tokat attı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Ve bize, bana bağırıyordu. Annem onun arkasından bize gideceğimizi fısıldıyordu. Bu şekilde söylediğini görebiliyorduk. Anneme göre o an kırılma anıydı. İyi misin? Fiziksel şiddet düzeyi çocuklardan birine yöneldi. Gidiyoruz. Bu akşam. Birçok gün Scott'ın yaklaşık 2 saat kadar süren duş alma alışkanlığı vardı. Annem birden şöyle söyledi: bu akşam duş alırken biz gideceğiz. Bütün kalbimizle inanmasak bile bunu başarabileceğimize dair kesinlikle ihtiyatlı bir iyimserliğimiz vardı. Çok geç olmaya başlamıştı. Bunun olmayacağını düşündük ve normalde gece duşunu alacağı zaman suyun aktığını duyar duymaz gitme zamanı geldi dedik. O andan itibaren her şeyi içgüdüsel olarak yaptık. Diş fırçasına, yastığa, birkaç günlük giysiye ihtiyacımız olacaktı. Bavulumuz yoktu. Ne yapacaktık? Biz de çöp poşetleri kullandık. Ben ve Jessica evdeki çekmeceleri açmaya başladık. Bakmadan eşyayı içine doldurduk. Sanırım annem sosyal güvenlik kartlarımız gibi şeyleri arıyordu. Nüfus cüzdanı gibi şeyler, ihtiyaç olan şeyler. Gerçek değilmiş gibiydi. Başarabileceğimizden emin değildim. Bizi yakalayacak mıydı? Sonra ne olacaktı? Sonunda hepimizi gerçekten öldürecek miydi? Bütün bunlar büyük riskti. Çünkü banyosunun garaj yoluna bakan bir penceresi vardı. Bu yüzden mümkün olduğunca sessiz olduğumuzdan emin olmalıydık. Herkesi minibüse bindirdik, boşa aldık ve garaj yolundan evden mümkün olduğunca uzağa motoru çalıştırmadan yokuş aşağı gittik. Birkaç kasabayı geçerek hem canlandırıcı hem de ürkütücü olan bilinmeyen, ucuz, küçük bir motele gittik. Ne zaman koridorda yürüyen birini, buz makinesini ya da rüzgarın estiğini duysak, o olduğunu düşünürdük. Ailesi ülkenin diğer ucuna kaçsa da bu Scott'ı durduramadı.
Ayrılmaktan çok korkuyorduk. Takım olarak bir arada kalmalıydık. Bizi Kaliforniya'daki bir sığınak dışında kimse almadı. Biz Kaliforniya'dayken bizden habersiz, bizim bile bilmediğimiz bazı planları uygulamaya başladı. Hayır, elbette değil. Asla öyle bir şey yapmam. Banka hesaplarımızı kontrol etmeye çalıştık ve annemin hesabındaki her şeyi çekmişti. Hayır, 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 geri dönmüyoruz, dönemeyiz. O sıralarda bizim kayıp olduğumuza dair bir kayıp çocuk uyarısı yayınlandığını öğrendik. Sonra bir avukat tuttu ve annemin bizi kaçırdığını söyleyerek velayetimizi istedi. Mahkeme tarihi geldi ve geçti. Annemin haberi yoktu. Scott kazandı. Anladım. Anne, her şey yolunda mı? Çocukları Scott'a teslim etmesi için Connecticut eyaletine dönmemiz gerekiyordu. Sanırım sadece geri dönmekten değil, David ve Emily'yi ona teslim etme düşüncesinden de korkmuştu. Neyle karşılaşacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Peki ya devam edersek? Kaçarak izimizi kaybettirme fikrini ortaya attık. Ama sonunda buna karşı çıktık. Çünkü sadece ondan korkarak yaşamak zorunda kalmayıp hayatımızın geri kalanını da diken üstünde geçirecektik. Bu aynı zamanda ne zaman bir polis memuru görsek annemizi tutuklayıp hepimizi zorla geri götüreceklerinden endişe duyacağımız anlamına geliyor. Peki ne yapıyoruz? Ya polise söylersek? Bu yüzden elimizdeki tek seçeneğin mahkemede savaşmak olduğuna karar verdik. Yaptığımız ilk şeylerden biri Plymouth Polis Departmanı'na gidip resmi ifadeler vermekti. Fiziksel şiddeti, cinsel istismarı hepsini bildirdik. Uzaklaştırma emri aldık ve sonunda taşınmak zorunda kaldı. Connecticut'a geri dönme planımız her zaman geçici bir durumdu. Orada olmamız gerekmediği anda ayrılmak istiyorduk. Jessica'yı bir iş bularak bize bir hayat kurmaya başlaması için önden gönderdik. Olabildiğince çabuk peşinden gidecektik. Bu çok üzücüydü, anlarsınız. Onları yakında göreceğim diyordum. Yapılacak şeyler var. Sonra hepimiz tekrar birlikte olacağız. Ben geri döndüm ve annem, erkek ve kız kardeşim bir arkadaşının evinde kalıyorlardı. Onlardan ayrılmak duygusaldı ama sonrasında ne olacağını bilemiyordum. Tahmin edemiyordum. 2007 Ağustos'unda David ve annesi geride bıraktıkları birkaç eşyayı almak için eve döndü. 22 Ağustos'ta birkaç eşyamızı alıp arkadaşımızın evine dönmeye karar verdik. Görünüşe göre Scott evden taşınmıştı. O gece evden çıktık ve çıkarken bütün ışıkları ve bütün pencereleri açık bıraktık. 23 Ağustos'ta birkaç şey daha almak için eve döndük. Geldiğimizde bütün panjurlar ve ışıklar kapalıydı. Yani evde birinin olduğu belliydi. Yerel polisi aradık ve üst kattaki bütün odaları, çatı katını, tavan arasını, garajı aradılar. Fakat büyük annem Mary Lou evin zemin katında bulunan akraba dairesinde yaşıyordu. Evin bize ait kısmını aradıktan sonra akraba evine gittiler. Ve kapıyı araladığı zaman evi arayabilir miyiz diye sordular. O da özel mülkü olduğunu ve arama iznine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Aramamaya karar verdiler. O zaman Scott'ın Mary Lou'nun dairesinde bir yerde saklandığını bilmiyorduk. Aslında arama sırasında evde birinin olduğuna dair büyük bir tehlike işareti olan iki önemli öğeyi gözden kaçırdılar. Mutfak dolaplarından birinde bebek telsizi vardı. Polis evde arama yaparken Scott, Mary Lou'nun dairesinde bir yerlerde konuşmalarımızı dinliyordu. Ayrıca telefonun yanında ilk gün orada olmayan telefon hattının
hizmet dışı olduğuna dair bir not vardı. Aynı gün Scott ortaya çıktı. İstediğimiz malzemeleri toplamıştık ve annem biraz daha temizlik yapmak istedi. Ben de eski arkadaşımla video oyunu oynamak için yan komşuya gittim. Ve akşam saat 10 civarında komşumun evinde telefon çaldı. Annemdi. Bana geç olduğunu ve eve gelmemi söyledi. Arkadaşım benimle ön kapıya kadar geldi. Ön kapıyı arkamdan kilitlediğimi net bir şekilde hatırlıyorum. Arkamı döndüğüm zaman mutfağın kapısından dışarı uzanan bir silah gördüğümü hatırlıyorum. Başta Scott'ın silahı tuttuğunu görene dek kötü bir şaka olduğunu düşünmüştüm. Şiddete başvurmak üzereyken gözlerinde her zaman gördüğüm bakışı gördüm. Hemen arkasında annesi "Scott yapma" diyordu. "Şimdi yapma, mahkemede anlaşacağız, bunu yapma" diyordu. O gidip annemi saçından yakaladı ve "Polisi arayan olursa seni vururum" dedi. Ve annemin kafasını tezgaha vurdu. Annem de sürekli "Scott bunu çocukların önünde yapma" diyordu. Kaçtığımız günden beri üzerinde çakı taşımaya başlamıştım. Çakıyı açtım ve onu bıçaklamak için kendimi hazırlamaya çalıştım. 23 Ağustos saat 21'e geri dönüp kendimle konuşabilseydim eğer, kendime "bir saat içinde Scott'ı öldürmelisin, tereddüt edemezsin" derdim. Şu an bildiklerimi bilerek o anı kaçıracağımı sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ancak ben birini öldüremem diye düşündüm. O anda arkasını döndü ve ben o fırsatı kaçırdım. Silahı bana doğrulttu ve "aklından bile geçirme" dedi. Onu saçlarından tutup merdivenlerden aşağı sürükledi. Mutfaktaki telefona koştum ve 911'i tuşlamayı, sanırım telefondan hiç ses gelmediğini fark edene dek 3 kez denedim. O an bir gün önce orada olmayan o notu fark ettim. Telefonun bağlantısının kesildiğini yazan notu. Bunu fark eder etmez telefonu bırakıp merdivenlere koştum. Bir silah sesi duydum ve her şey karardı. Silahı sanırım 5 kez ateşlediği söylenmişti ama sadece birini hatırlıyorum. Ondan sonraki her şey bulanıktı. Onu vurduğumda merdivenlerden düşmüştü ve başı yere yakın, ayakları da merdivenlerin ortasındaydı. Her yerde kan vardı. Her yerde beyin parçaları vardı. Kalp atışını dinledim ama yoktu. Yüzünün yarısı öylece parçalanmıştı. Ve işte dağılmıştı. Scott bir arabaya atladı ve garaj yolundan çıktı. Polis geldi. İfade almaya başladılar. Hemen Emily'nin gözlerini kapattım ve annesini görmek istediğini haykırdı. Ona hayatımın geri kalanını annemin o görüntüsüyle yaşamak zorunda olmamın yeterince kötü olduğunu ve onun da bu görüntünün zihnine kazınarak büyümesine izin vermeyeceğimi söyledim. Birinin cep telefonunu alıp hemen ailemi aramaya başladım. Önce Jessica'yı aradım. Televizyon izliyordum ve Kaliforniya'da saat muhtemelen 7:30 civarıydı ve telefonum çaldı ve kaçırdım.
Üzerinde çok durmadım. Ama sonra bir sesli mesajım olduğunu gördüm. Ve kardeşim David'tendi. Dinlediğimde babam annemi vurdu diyordu. Aklımın başımdan gittiğini hatırlıyorum. Telefonumu nasıl kullanacağımı bile bilmiyordum. Tutuyordum, bakıyordum ve nasıl arayacağımı dahi bilmiyordum. Çünkü düşünemiyordum. Sanki aklımı kaçırmıştım. O günün geri kalanı, o haftanın geri kalanı bulanıktı. Sadece kardeşime her şeyin düzeleceğini, sorun olmayacağını, halledeceğimizi ve mümkün olan en kısa sürede oraya gideceğimi söylediğimi hatırlıyorum. Merdivenlerin başında uzanıp ağladığımı hatırlıyorum. Devam edemeyeceğimi düşünüyordum. Devam etmek istemiyordum. Ama annem olmadan ne yapacaktım? Ama bunların hiçbirini düşünmeden önce asıl endişemiz Scott'ın nerede olduğuydu. Sonunda biri bizi güvenlikli bölümü olan bir hastaneye götürdü. Jessica 3 gün daha burada olmayacaktı. Çünkü binebildiği en erken uçak buydu. O ilk duşu hala hatırlıyorum. Sadece giderin kırmızıya dönmesini izliyordum. O an beni çok etkiledi. Kimsenin gözlüğümü alıp temizlemesine izin vermedim. Çünkü bu her zaman annemin yaptığı bir şeydi. Dave gözlüklerin kirli derdi ve onları alıp kendi lavaboda yıkardı. Birkaç günlüğüne gözlüğüm onun kanıyla ve onun beyin parçalarıyla kaplıydı. Kimsenin dokunmasına izin vermediğim için yeni gözlük aldım. Bizi iki sedye olan bir odaya götürdüler ve birkaç battaniye getirdiler. Emily uyuyakaldı ama ben uyuyamadım. Gözümü kırpmadan onu izledim. Hemşirelerden ikisi kapının dışına gelip neler olduğunu tartışmaya başladılar. Babalarını ölü bulmuşlar. Sence içeri girip onlara söylemeli miyiz dediler. Ayağa kalkıp kafamı kapıdan dışarı uzattım ve onlara duyduğumu söyledim. Sonra tekrar içeri girdim ve sabaha kadar Emily'ye göz kulak oldum. David babasını kendi gözleriyle görene kadar güvende olduklarına inanmayı reddetti. Öldüğünü akıl sağlığım için kendi gözümle görüp doğrulamalıydım. O hala serbestken ona benzeyen birini bulup başkasına ait cesedi onunkiymiş gibi göstereceklerini, böylece dosyayı kapatabileceklerini düşündüm. Beni koridordan aşağı indirdiler. Perdeyi çektiler ve oradaydı. Vücuduna baktım ve sonunda gözlerinde o öfke yoktu. Biraz sararmış ve donuklaşmışlardı. Annemden çok daha temiz görünüyordu. Bunu hatırlıyorum. Bunun için kızgın olduğumu hatırlıyorum. Anneme ait son görüntü kanlar içindeki darmadağın haliydi. Onun son görüntüsü ise neredeyse tertemizdi. Ne olduğunu sordum ve cenaze kaldırıcılardan biri kendini nasıl öldürdüğünü taklit etti. Minibüsle kaçmıştı. İki ya da üç sokak sürüp terk edilen bir arsaya girmiş ve kendini ağzından vurmuştu. Scott'ı orada yatarken gördüğümde bunu ben yapmadığım için kızgındım. Onu sandalyeye bağlı olarak bir odaya sokmak isterdim. Öfkemi ondan çıkartırdım. Kendime hakim olarak onu dövmemek için
Varlığımın her hücresini, her zerresini kullandım. Beni yukarı çıkardılar ve Emily uyandı. Ona kötü adamın onu bir daha asla incitmeyeceğini söyledim. Olayın ardından kardeşlerin yolları ayrıldı. Annem öldükten sonra hepimiz farklı yerlere gittik. Emily Kaliforniya'ya gidip teyzesi ve amcasıyla yaşadı. Ben bir ilişkiye girdim ve o kişiyle yaşadım. David de okula gitti. O zaman biz 3 ayrı eyaletteydik ve bu çok zordu. Yıllar geçtikçe birbirimizden daha da uzaklaştık. Üçümüzün bir arada olmadığı ilk seferimizdi. Ama salgından hemen önce bir ev satın alacak kadar şanslıydım. Ve 2 boş yatak odam vardı. Emily boş yatak odamdan birine taşındı. Ve sonra Jessica bir hafta sonu ziyarete geldi ve 9 ay kaldı. Birlikte çok zaman geçirmemiz ve birbirimizi gerçekten yetişkin olarak tanımamız gerekiyor. Son zamanlarda ilişkimizi kesinlikle güçlendirdik. Birbirimizi daha çok görüyoruz ve daha çok konuşuyoruz. Bu gerçekten iyi oldu. Bugün iki kardeş hala yaralarını sarmaya ve annelerinin anısını onurlandırmaya çalışıyor. Bu annem ve benim bir fotoğrafımız. 16. doğum günüm için siyah beyaz fotoğraflar çektirmek istemiştim. Mucize eseri de olmuştu. Yani aslında bu gerçekten harika bir fotoğraf değil ama benim için harika. Sadece onu ne kadar özlediğimi hatırlatıyor. Her şeyin çoktan kötüleşmişken güzel bir an gibi yakalanması tuhaf. Belki de ben bir yabancının göreceği kadar mutluluk göremiyorum, bilmiyorum. Annem o anda hayatı için çoktan korkmaya başlamış mıydı, bunu da bilmiyorum. Yani ikimizin de gülümsemesi çok içten gibi değil. Anlarsınız, bundan daha içten gülümseyebilirdi. Annem her zaman başka bir istatistik olmak istemediğini söylerdi. Annem öldükten sonra onun adına bir yasayı destekleme fırsatımız oldu. İlk olarak annemize olduğu gibi aile içi şiddetin bir başka kurbanı olan Jennifer Dulos'un adını alan zorlayıcı tahakküm artık aile mahkemesinde kabul edilerek cezalandırılabilir bir suç haline geldi. Yaşananlarda bir umut ışığı görmeme yardımcı oluyor. Annemi geri getirmek için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ama başka bir çocuğun annesini kaybetmemesine, belki başka bir kadının bu durumdan çıkmasına yardımcı olmamızdan gurur duyacağını biliyorum. Onun adına olumlu şeyler yaptığımızı hissetmek çok iyi geliyor. Bizimle gurur duyacağını hissediyorum. Artık hakkında konuşamayacağımız yasak bir mesele değil. Açıkçası hayatım tarif edilemez derecede zorluydu ve çoğu insanın hayatında asla yaşayamayacağı facialarla doluydu. Bütün bunlara rağmen hala çok ayrıcalıklıyım. Yıkılmış bir yuvada büyüyen tek çocuk ben değilim. Acımın olması, karşımdakinin acısı olmadığının ve görmesem de anlamayacağım anlamına gelmediğini herkes kabul ederse dünyanın çok daha iyi bir yer olacağını düşünüyorum. Hepimiz acı çekiyoruz ve diğer insanların acılarını kabul etmek için zaman ayırmazsak hepimiz tek başımıza acı çekiyor olacağız.